Efendim, Türkiye'nin televizyonu Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere benim için çok özel olan bir yerden haber vermiş olacağız. Benim çocukluğumun, gençliğimin, okul yıllarımın geçtiği ve nereye gidersem gideyim illa bir adanın kokusunu aradım. Marmara Adası'nı konuşuyor olacağız bugün. Marmara Adası'na konuğum var. Marmara Adası Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Ceyhun Targın'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi sizleri gördük. Çok daha iyi olduk açıkçası. Şimdi Marmara Adası'nı konuşuyor olacağım sizinle ama daha Marmara Adası'na geçmeden evvel sonuçta bir dernek oluşumu içerisindesiniz. Uzun zamandan beri var olan bir dernek ama çok da faaliyeti olmayan bir dernek vardı Marmara Adası'nda, öyle biliyoruz biz. Şu an dernek faaliyeti olarak neler yapıyorsunuz? Sizi tanıyabilir miyiz? Şöyle ifade edeyim. Aslında Marmara Adası'nın önemli bir eksiğiydi bu. Uzun yıllardır da Marmara Adası'nda bir kültür ve dayanışma derneği, yani adadaki hemşerilik ilişkilerini geliştirebilecek, gerek Marmara'da yaşayan gerek Marmara'nın dışında Marmara adalarıyla bağı olanları bir iletişim içerisinde tutacak, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde tutacak, aynı zamanda da Marmara adalarının gelişimine, tanıtımına, faaliyetleriyle, çalışmalarıyla katkı sunacak bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç vardı. Zaman zaman bu yönde girişimler olmuştu geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde ama bu başarıya ulaşamamıştı. Biz aslında derneğimizi bundan 4 yıl kadar önce kurduk bu amaca yönelik ama malumunuz ülke bir seçim satım hali içerisindeydi. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri genellikle çift yönlü olarak siyasallaştırılabiliyor, değerlendirilebiliyor. Bazen sivil toplum kuruluşları siyasallaşabiliyor. Bazen siyasiler sivil toplum kuruluşlarını birer siyasi mecra olarak görebiliyorlar. Biz bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak ülke seçim sattım halinden 31 Mart yerel seçimlerinden çıkana kadar derneğimizi kendi içinde yapılanması, teşkilatlanmasını oluşturması noktasında faal kıldık. Geçen yıl bu hareketliliği başlatmak artık derneğimizi tabana yayarak Marmara Adaları'na hizmet eder noktaya, geniş bir tabanda üye kaydına ulaştıracak bir yere getirecekken, tam bu hazırlıkları yaparken maalesef geçen sene Ağustos ayı içerisinde Marmara Adası'nda çok önemli bir yangın felaketiyle malumunuz bir araya gelmek, kötü bir tesadüfle bir araya gelmek zorunda kaldık. Burada önemli bir kamuoyu oluştu. Derneğimiz de zaten harekete geçecek noktadaydı. İki hareket bir araya gelince 2019'un sonlarında, 2020'nin başlarında Marmara Adaları Kültür ve Danışma Derneği ciddi anlamda bir ivme kazandı, bir potansiyel kazandı. Pandemi koşullarına rağmen aslında derneğimiz geçtiğimiz 7-8 aylık dönem içerisinde çok önemli projeleri hazırlamak, bazılarının proje ortağı olmak, bazılarını bizzat kendi gündeme taşımak gibi önemli bir misyonu üstlendi ve şu anda çok ciddi çalışmalarımız var Marmara Adaları'na katkı sunmak amaçlı. Tabii biliyorsunuz bir kentin, bir alanın yönetilmesinde sadece merkezi idarenin veya yerel yönetimlerin misyonu veya görevi yok. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da, yani bunu biz sadece yap olarak düşünürseniz, işin bir tarafında merkezi idare var, bir tarafta yerel yönetimler var, bir tarafta aslında bugüne kadar kamu yönetiminde, bir kentin yönetiminde üçüncü ayak olarak değerlendirilmesi gereken ama gerek merkezi idare yetkililerinin gerek de yerel idarecilerimizin göz ardı ettiği aslında çok önemli bir ayak olan sivil toplum kuruluşları var. Yani dernekler, vakıflar, federasyonlar vesaire yapılar. Bu noktada derneğimiz bu Marmara Adaları'nda bu üçüncü ayağı oluşturma yönünde önemli bir eksiği gidermiş oldu. Şu anda ciddi anlamda
üye kazanımlarımız var. Derneğimize ve projelerimize ilgi ve teveccüh oldukça fazla. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Yönetim kurulunuza geleceğim. Hani sonuçta üyelerimiz kimlerden oluşuyor diye, ama oraya geçmeden evvel bizi izleyenlere aydınlatmak üzere, çünkü çoğu hala daha, ben sahada çalıştığım için Marmara Adası'nı bile İstanbul'a bağlı olan, Tekirdağ'a bağlı olan falan böyle bilenler var. Bir kez daha aydınlatalım izleyenlerimizi. Marmara Adası Balıkesir'e bağlı olan bir ilçe. Dört tarafı sularla çevrili olan bir ilçe. Çünkü acaba yarımada mı falan diye de soranlar oluyor. Bilmeyenler, hiç gelmeyenler, görmeyenler için, ama ünü aslında tüm dünyaya yayılan da bir üne sahip, çünkü mermeriyle. Bize bir Marmara Adası'ndan bahseder misiniz? Şöyle ifade edeyim, aslında Marmara kelimesi Türkiye'de ve uluslararası alanda bilinen bir kelime. Marmara bölgesi dendiğinde herkes 7 coğrafi bölgeden biri olarak biliyor. Tek iç denizimiz olan Marmara Denizi'ni biliyor. İşte Marmara isminin kaynağı Marmara'daki mermer Marmor'dan geliyor. Ve Marmara Adası Marmara Denizi içerisinde Türkiye'nin aslında bir projeksiyon tutulması gereken, çok ilgi gösterilmesi gereken adalarından biri. Güney Marmara takım adaları olarak geçiyor. Aslında burada ufak adacıkları bir kenara bırakırsak, Marmara Adası, Avşa, Ekinlik ve Paşaliman Adası'ndan oluşan Güney Marmara Adaları. Onun dışında biliyorsunuz Prenses Adaları olarak adlandırılan İstanbul'da işte Kınalıburgaz, Heybeli'den oluşan, dört adamızdan oluşan, Sedef Adası'ndan oluşan yine İstanbul Adaları var. Bir de Ege'de Gökçeada, Bozcaada'dan oluşan adalarımız var. Bu üç grubun içerisinde Marmara Adaları, Güney Marmara Güney Marmara'da yer alan takım adalardan oluşuyor. Tam Tekirdağ ile Kapıdağ arasında orta noktaya yakın bir yerde. Aslında Marmara Adası yüz ölçümü olarak da Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci adası konumunda. Tabii İstanbul'a yakınlığı itibariyle aslında çok ciddi imkanlara sahip olan ve bu imkanların değerlendirilmesi noktasında da önemli bir potansiyel taşıyan bir yerde. Dediğiniz gibi yani Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde Marmara Adası dendiği zaman çok fazla duyulmayan, bilinmeyen, algılanmayan, bizim de bu vesileyle saklı cennetimiz olarak ifade ettiğimiz bir noktada Marmara Adası. Üzerinde merkez ilçe dışında pek çok yerleşim yerleri, eski köylerimiz, şimdi mahallelerimiz olan mahalleleri var. Yine Avşa Adası coğrafi taksimat olarak Marmara Adası'na bağlı, yani ilçe merkezine bağlı. Ekinlik, yine Ekinlik adamız Marmara ilçe merkezimize bağlı. Onun dışında Paşaliman adamız ise Erdek ilçesine bağlı. Mülki taksimat noktasında da biz Balıkesir iline bağlı bir yerleşim yeri olarak bulunuyoruz. Evet. Şimdi Marmara Adası'nın Balıkesir'e bağlı oluyor olması, sonuçta bağlı bir ilçe ama büyük şehir statüsünde yer alıyor olması, Marmara Adası'na artısı ve eksisi oldu mu, onu konuşalım. Ya şöyle, tabii büyük şehire bağlı olmanın avantajları ve dezavantajları var. Bizim büyük şehire bağlılığımız geçtiğimiz son 10-15 yıllık bir mevzu, ondan önce yine Balıkesir'e bağlı. Aslında çok daha eski dönemlerde bir nahiye, bir bucak idik. Erdek'e bağlıydık. Yani ilçemiz, kazağımız Erdek'ti. Daha sonra Marmara müstakil bir ilçe oldu ve bahsettiğim Avşa ve Ekinlik adaları Marmara Adası'na bağlandı. Şimdi bu bir şekilde Balıkesir'deki yerel yönetim yapısıyla Marmara ilçe merkezindeki yapının birbiriyle bu noktada örtüşmesine bağlı. Yani Balıkesir'de siyaseten belli bir yönetim yapısı varsa, Marmara'da aynı yapı varsa, bu yatırımlar noktasında Marmara Adası'nın Balıkesir'den, yani Büyükşehir'den alacağı hizmetler noktasında tabii ki olumlu yansıyan bir durum. Ama bunun tam tersi olduğunda da aynı şekilde maalesef siyasallaşan yerel yönetim anlayışından ya da hastalığından kaynaklı bu tür yerlerde ciddi anlamda problemler görünebiliyor. Şu anki mevcut durum içerisinde
Ben Büyükşehir'e bağlı olmanın belli noktalarda Marmara Adası'na daha çok katkı sağlayacağı düşüncesindeyim ama her şeyden önemlisi Büyükşehir'e bağlı olup olmama dışında Marmara Adaları'nı bir tarafa bırakalım. Türkiye adalarının anakaradan ayrı özellikleri, sorunları, avantajları, dezavantajları olmasından kaynaklı ayrı ve özel statülere tabi yerleşim yerleri olmasını, buna yönelik bir yasal düzenlemenin yapılmasını ve Büyükşehir statüsünü bir tarafa bırakalım. Büyükşehir'e bağlı olsun olmasın. Adalarımızın farklı özel bir yönetim anlayışıyla yönetilmesinin, adaların korunmasına, geliştirilmesine ve ortaya konacak kısa, orta ve uzun vadeli hedefler noktasında vizyonuna oturur bir şekilde yönetilmesine daha çok katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Zamanında Marmara Adası ismini Marmara Denizi Deve Bölgesi'ne vermekle beraber ciddi anlamda oluşumların da aslında çıkış noktası olmuştur. Mesela 1972 yılında Stockholm'de Dünya Çevre Konferansı toplanırken Türkiye'de Marmara Adası, Marmara Belediyesi, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği'nin kuruluşunu bir şekilde sebep olmuş bir belediyedir. Kuruluş fikri Marmara Boğazlar Belediyeler Birliği, Marmara bölgesindeki 300 aşkın belediyenin üye olduğu Türkiye'nin ilk belediyeler birliğidir. Bunun çıkışına ve bölgesel bazı politikaların ve faaliyetlerin ortaya konmasına ve çıkmasına sebep olmuştur. Yine 1996 yılında benim bir yerde fikir babalığını yaptığım Türkiye Ada Belediyeler Birliği'nin kuruluşu da aynı şekilde Marmara Adası'na nasip olmuştur. Marmara Belediyesi'ne nasip olmuştur. O dönem Türkiye'nin 6 ada belediyesiyle beraber adaların ana karardan farklılaşan sorunlarını gündeme taşıyabilmek, çeşitli projeleri üretebilmek adına Türkiye Ada Belediyeler Birliği kurulmuştu. Ben de naçizane o birliğin ilk genel sekreterliğini ve birlik meclis üyeliğini, birlik encümen üyeliğini yapma şansına sahip olmuştum. Yine bugünlerde Türkiye'nin özellikle şu an Yunanistan'la ülkemizin Ege'de karşı karşıya geldiği işte kıta sahanlığı, ada vesaire sorunları içerisinde aslında adalarımızı ciddi anlamda değerli kılan, sahip çıkmamızı gerektiren, gerek jeopolitik olarak sahip çıkmamızı gerektiren, gerek adalarımıza geliştirme noktasında projeler üretmemize katkı sağlayacak şekilde bu tür yerel yönetim birliklerinin, bunlar kamu tüzel kişiliğine sahip birliklerdir, yeniden harekete geçilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu noktada da başta Marmara Adalar Belediye Başkanımız olmak üzere Türkiye'nin adalarını yöneten belediye başkanlarımızla şu an temas halinde böyle bir birliğin kurulması noktasında çalışmalarımızı gündeme taşıdık ve bu çalışmalarda devam ediyor olacak. Aslında böyle olabilir daha uygun değil mi? Çünkü hep zamanında da söylenen buydu. Adaların ihmal edildiği, işte sonuçta ulaşım sıkıntıları olduğu, adaların yönetim sıkıntıları olduğu, birçok sorunu da bir arada barındırdı. Çünkü karadan uzaklıkları vardı. Böyle toplu olarak işte Adalar Belediyeleri Birliği bu çatının altında bütün işlemlerini yapıyor olması daha uygun değil mi? Tabii ki bu tür birlikler hizmet birlikleridir. Yani bir belediyenin ya da bir kent yönetiminin tek başına yürütmekte zorlandığı mali imkanlarla, teknik imkanlarla kendi yağıyla kavrulamadığı noktada ortaklaşa bir takım hizmetleri ürettiği ve bu hizmetlerin de üyelerine yaygınlaştırıldığı sistemlerdir. Zamanında Marmara Boğazlar Belediyeler Birliği bu noktada gerek Marmara Adaları'na gerek üyelerine ciddi anlamda katkı sunan projeler ve yatırımları gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde bu çalışmaların bugünlerde de yapılmaması neden olmasın? Yani bu tür şeyler yapılabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bakın, burada yaşayanlar bilir buraların sıkıntılarını, sağlık sorunlarını, ulaşım sorunlarını, yerleşik olanların burada ticaretle iştigal edenlerin, tarımla iştigal edenlerin, denizcilikle iştigal edenlerin sorunlarını ancak burada yaşayanlar algılayabiliyor. Bu sorunlar algılanabildiği ölçüde de bunlara çözüm üretebilme noktasındasınız. Mesela yerel yönetimlerin en büyük problemlerinden bir tanesi, evet genel bütçeden pay alırlar.
Aynı zamanda büyükşehir statüsünde olanlar büyükşehir bütçesinden pay alırlar. Bugün kıyı bölgelerinde ve adalarda özellikle yaz-kış arasındaki nüfus değişkenliği farklıdır. Yazın baktığınızda 10.000-15.000 bin nüfusu olan yerler, kışın kış aylarında 10-15 bin nüfusu olan yerler yaz aylarında bir bakmışsınız 10 katına 15 katına nüfus olarak çıkmış. Şimdi genel bütçeden veya Büyükşehir Belediyesi bütçesinden aldığınız pay bir tarafta, hizmet ettiğiniz rakam bir tarafta. Burada tabii büyük çelişkiler oluyor. Bu pek çok şeye yansıyor. İstanbul adalarının hafta sonu nüfusu, hafta içi normal yerleşik nüfusu, yani nüfusa kayıtlı olan kişi 20 bindir. Hafta sonu sadece cumartesi günleri, pazar günleri İstanbul adalarına günlük ada vapurlarıyla giden kişi toplamı 400 binin üzerindedir. Düşünün, 400 bin kişinin çöpünü toplayacaksınız. Kanalizasyon ihtiyacı, içme suyu, temiz su, atık su, bunlar. Bunların hepsinin planlanmasının ekonomik ve teknik anlamda kapasite hesaplarının orada bir anda bulunan kişilere göre yapılması lazım. Şimdi sadece hizmet götürmekle kalmıyor. Ülkemiz bir deprem ülkesi, biliyorsunuz. Geçen sene Marmara Adası'nda bir yangın yaşadık. Çok ciddi sonuçlara ulaşacaktı. Yine 99 yılında yaşadığımız deprem bölgemizi ve adamızı ciddi anlamda etkiledi. Hemen kuzeyimizde Kuzey Marmara fayı geçiyor. Allah korusun, beklenen Marmara depremi gerçekleştiğinde burada acil durum ve afet yönetimi noktasında yerel yönetimlerin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve Merkezi İdare'nin nasıl bir aksiyon alacakları, nasıl bir eylem planı olacağı konusunda bir güvenlik uzmanı olarak, bir acil durum ve afet yönetimi konusunda uzman bir kişi olarak ciddi anlamda tespitlerim ve endişelerim var. Bu arada da bu konunun da yine ciddi bir şekilde adaların anakaradan farklı yerler olması noktasında acil durumlarda ve afetlerde, afetlere müdahale ve afetlere dirençlik noktasında da ciddi bir şekilde ele alınarak anakaradan farklı bir şekilde planlanması, müdahale planlarının yapılması ve bunlara yönelik her türlü tedbirin alınarak teknik imkanların iyileştirilmesi, özellikle de buralarda yaşayan halkın ve burada görev yapan kamu görevlilerinin bu yönde eğitilmesi, afetlere ve acil durumlara hazırlıklı hale getirilmesinin de kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu da yine adaların önemli, üzerine eğilmesi gereken sorunlarından bir tanesi. Evet. Şimdi bu konularla ilgili çalışmalarınızı yaptınız mı? Veya kurumlarla görüştünüz, paylaştınız mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani biraz Marmara Adaları'nın sorunları, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri bir programda tartışılmayacak kadar fazla. Ve kamuoyunun belli kesimlerince dernekler ortadaki bütün sorunları muhatabı ve bunları çözebilecek kurumlar olarak görüyor. Biz bir resmi kurum değiliz. Bizim bir yatırım bütçemiz yok. Dediğim gibi biz sadece şu anda merkezi idarenin ve yerel idarenin Marmara Adaları'nı yönetme noktasındaki faaliyetlerine katkı sunabilecek. Katkı sunmanın yanında aynı zamanda eksik veya yanlış gittiğini düşündüğümüz taraflarına da tepki geliştirebilecek, yasal sınırlar içerisinde siyasallaşmadan buralara belli tepkileri koyabilecek misyonlara sahibiz. Ama bunun yanında önemli projeleri de yürütüyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Mesela birkaç tanesinden bahsedeyim. Marmara Adaları su üstü zenginlikleri kadar su altı zenginlikleri de oldukça fazla olan ama bu tarafıyla da bilinmeyen yerler. Biz şu anda dernek olarak mesela su altı zenginliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı noktasında, aynı zamanda buradaki Marmara Adası'nda yaşayan ve bölgede yaşayan gençlerimizin meslek sahibi olabilmesi noktasında çok amaçlı bir çalışma başlattık. Marmara Adası'nda bir dalış merkezi, uluslararası standartlarda ve nitelikte bir dalış merkezi ve bir dalış okulu oluşturuyoruz. Şu an yurt içi ve yurt dışında alanda oluşmuş komisyonumuzun üyeleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Tahmin ediyorum bu ay sonra tamamlanacak ve önümüzdeki bahar aylarında Marmara Adaları uluslararası standartlarda bir dalış merkezine ve uluslararası alanda akreditasyon sağlayan bir dalış okuluna kavuşacak. Bu çok önem verdiğimiz,
gerek adalı gençlerimize mesleki dalgıçlık noktasında meslek edinme imkanı sağlayacak, gerekse turistik anlamda yapılacak dalışlarda su altını iyi bilmeleri ve eğitimli ve akredite olmaları noktasında da buradaki faaliyetlere iş gücü olarak, yani eğitmen dalgıç, rehber dalgıç olması noktasında arkadaşlarımızı yetiştireceğiz. Aynı zamanda uluslararası dalış noktasında otorite olmuş kurumlarla işbirliği içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinden Marmara'nın su altı değerlerini, Marmara Adaları'nın su altı zenginliklerini görebilmesi ve ada turizmine katkı sunabilmesi anlamında ciddi anlamda katkı sunabilecek girişimleri şu anda planlıyoruz, destekliyoruz. Bunlarla çok bağlantılı bir şekilde aslında birkaç projenin daha üzerinde çalışıyoruz. Bunda Marmara Adaları üzerinde şu anda kurulu 13-14 tane derneğimiz var. Bunlar genellikle köylerimizde kurulmuş olan, o köylerin alanlarıyla sınırlı olan ama Marmara Adaları'nın bütünündeki projelere de ilgi gösteren derneklerimiz. Mesela Gündoğdu Köyü Derneğimizle beraber bir Hayalet Ağlar projemiz var. Şu an Tarım Bakanlığı'na bir proje sunduk. Süreç içerisinde bu projenin geliştirilmesini düşünüyoruz. Biliyorsunuz balıkçılığın son derece etkin olduğu yerlerde yaşıyoruz. Balıkçılarımız zaman zaman ağlarını belli sebeplerde su altında bırakmak durumunda kalıyorlar. Bunlar süreç içerisinde deniz altındaki yaşamı tehdit eden, oradaki doğal resifleri ortadan kaldırabilen, zarar verebilen tehlike kaynağına dönüşebiliyor. Ve Marmara Denizi içerisinde hatır sayılır miktarda hayalet ağ var. Biz şimdi bakanlığa, Gündoğdu Derneğimizle birlikte hazırladığımız ve sunduğumuz projede bu hayalet ağların Marmara Adaları etrafından başlayarak temizlenmesi, daha sonra bu projenin Marmara Denizi'nin bütününe, hatta Türkiye genelinde örnek alınacak bir çıkış noktasıyla Türkiye genelindeki hayalet ağların temizlenmesi noktasına kadar uzanacak bir proje olmasını düşünüyoruz. Buna gerek ülkemizin önde gelen kurumlarından finansman desteği almaya çalışıyoruz. Hatta bu finansman desteğini Avrupa Birliği fonlarından, kalkınma ajanslarından ve bakanlık bütçesinden desteklerle yürütebileceğimizi, Cumhurbaşkanlığı'nın önderliğinde yürütülen sıfır atık projesiyle entegre edebileceğimizi, hatta çıkan bu hayalet ağların plastik esaslı olmasından kaynaklı bir geri dönüşüme tabi tutup geri dönüştürülerek kentlerde kullanılabilecek bir takım yeni ürünlere dönüşmesine imkan sunmaya çalışıyoruz. Projemizin bu tür şeyleri var, altyapıları var, ayakları var. Biraz önce bahsettiğim dalış merkezi ve dalış okulunda eğitilen ve istihdam edecek arkadaşlarımızın önemli bir kısmı bu projenin içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma imkanına sahip olabilecekler. Yine Gündoğdu Derneğimizin girişimiyle başlatılan Yapay Resifler Projesi'nin de bir şekilde destekçisiyiz. O projenin birlikte başlaması ve bugün şu an fizibilite aşamasında, o noktaya gelmesinde de ciddi katkılarımız ve desteklerimiz oldu. Bundan sonra da o projenin yürümesi ve başarıya ulaşması noktasında Yapay Resifler Projesi'nin başarılı bir şekilde uygulanması konusunda da desteğimizi, her türlü katkımızı ve projenin gerekirse ortağı olarak bir tarafında bulunmayı da bir şekilde sürdüreceğiz. Bu arada yine Marmara Adaları'na, Marmara Adaları'ndaki turizm şu anda çok tek düze giden bir turizm, mevsimsel turizm. Yani biz adada yaşayanlar olarak hep turizm sezonunu Temmuz'un 10'u, Ağustos'un sonu olarak planlarız. Yani 1,5-2 aylık aktif bir turizm dönemi var ama adanın iklim koşulları, doğal koşulları, geliştirilebilecek noktadaki tesisleri bu turizmin daha ileri noktalara taşınabileceğini, özellikle Avrupa'daki örneklerine bakıyoruz, Akdeniz'deki örneklerine bakıyoruz, dünyanın çeşitli yerlerindeki örneklerine bakıyoruz. Bugün adalar özellikle ve özellikle eğitim, sağlık ve kongre turizminin yaşatılabileceği, geliştirilebileceği, kullanılabileceği en önemli noktalar. Hiç uzağa gitmemize gerek yok. Bugün Kıbrıs
6-7 tane üniversitemizi son 10-15 yıl içerisinde barındıran, Kıbrıs'ın mevcut nüfusunu iki katına çıkaran bir eğitim adası olarak koordine edildi, düzenlendi ve şu an çok başarılı bir şekilde gidiyor. Hatta Avrupa Birliği bugün Kıbrıs'ı bir eğitim ve sağlık adası olarak nitelendiriyor. Kıbrıs, İstanbul, Türkiye'nin dünyanın önemli metropollerinden biri. İstanbul'a mesafesini düşünün. Marmara Adası'nın, Marmara Adası'nın İstanbul'a mesafesini düşünün. Marmara'daki mermerden dolayı nemin neredeyse sıfır noktasında olmasını düşünün. Burada eğitim ve sağlık tesislerinin, mesela özellikle yaşlıların ve belli hastalıklara sahip kişilerin tedavilerinin olabileceği, sağlık tesisleri, sağlıklı yaşam köyleri, içinde geriatri hastanesinin bulunabileceği, sağlık komplekslerinin kurulabileceği, eğitimlerin, özellikle kongre turizminin yapılabileceği önemli yerler aslında Marmara Adaları. Yavaş yavaş bunların hepsine projeksiyon tutacak çalışmaları ve faaliyetleri bir şekilde hareketlendirmeyi ve adalarımıza bunları kazandırmayı düşünüyoruz. Çünkü bugün merkezi idarenin veya yerel idarenin yapmaya çalıştığı faaliyetler, evet, altyapının oluşturulması, yani kanalizasyonuydu, içme suyuydu, şehrin düzenlenmesiydi, şehrin planlanması, bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Altyapıyı oluşturdunuz ama oluşturduğunuz altyapının üzerine üst yapı oluşturmak ve bir vizyon koymak durumundasınız. Marmara Adaları nereye gitmeli? Sadece mermerin, kalkerin, dolomitin çıktığı bir yer mi olmalı? Yoksa son derece gündelik turizmin olduğu bir yer mi olmalı? Yani eğlencenin ve turizmin olduğu bir yer mi olmalı? Su sporlarının, havacılık sporlarının, dağcılık sporlarının merkezi olan sağlık ve kongre turizminin olduğu bir yer mi olmalı? Üniversitelerin, meslek yüksek okullarının olduğu bir eğitim adası, bir kongre adası mı olmalı? Buna yönelik bir vizyon koymalısınız. O yapmış olduğunuz altyapının üzerine bu üst yapıyı ve o hedeflere gidebilecek beşeri yapılanmaları, fiziki yapılanmaları inşa etmeniz. Bunu da adadaki yerel yönetimin tek başına yapması mümkün değil. Mutlaka hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde bir takım kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmak zorunda. İşte biz sivil toplum kuruluşları olarak, dernekler olarak yerel yönetimlerimize, merkezi idareye bu projeksiyonun ortaya konması ve ilerletilmesi noktasında da ciddi anlamda katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu karşılık da görüyor. Mesela adadaki turizmcilerimiz, derneğimizin çalışmalarını gözlemledikleri noktada yakın zaman içerisinde derneğimize müracaat ettiler ve biz adanın turizmini daha geliştirmek için neler yapabiliriz? Bu konuda bir araya gelmek, bir turizm komisyonu oluşturduk. Bakın önümüzdeki hafta 30 Eylül'de Marmara Adaları Turizm Komisyonu toplanacak ve turizmin geleceğine nasıl bir projeksiyon tutacaklarını derneğimiz çatısı altında birlikte değerlendirecekler. Bu tür çalışmalar derneğimizin biraz önce söylediğim misyonunu yerine getirmesi noktasında bizi heyecanlandıran, aslında doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı da bize bir şekilde ispatlayan gelişmeler olarak değerlendireceğimiz çalışmalar. Evet, şimdi aslında şunu da söyleyelim sizinle beraber. Sivil toplum kuruluşları aslında insanlar çok fazla önemsemiyorlar ya da dernekler işte bir tabela derneği olarak kalıyor. Ama şunu da söyleyelim, sivil toplum kuruluşları şehrin yönetiminde söz sahibi alanların oluşturulmasında gerçekten önemli bir paya sahip. Yerel yönetimler sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiğinde çok daha güzel projelere imza atılabiliyor. Biz buna inanıyoruz. Birçok yerde de bunu görüyoruz. Marmara Adası'nda da en azından sivil toplum kuruluşları olarak sizler, yerel yönetimler, Marmara Adalar Belediyesi, işte büyükşehir, gerekiyorsa Avrupa Birliği desteklemeleriyle, evet, bu projeler gündeme gelir mi? Gelir. Sanırım, hiç unutmuyorum, 2014 yılındaydı herhalde, Marmara Adalar Belediyesi'nin bir bungalov evlerden bir projesi vardı. Şu an yapıldı mı yapılmadı mı onu tam bilmiyorum ama yani hani yapılacak birçok iş var ki yapılabilir de, çünkü dünya artık bir agroturizme gidiyor, ekoturizme gidiyor. Ürünler artık, tarımsal ürünler turizm bazında
pazarlanmaya çalışılıyor. Şimdi bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Biz kendimizi tanıtırken, şehirler kendimizi tanıtırken önce konaklama yerlerinden başlıyoruz. Acaba bu bir yanlış değil mi? Yani konaklı insanlar geldiğinde zaten konaklama yerlerini bulacaklar, bulurlar. Ama önemli olan o şehri veya bulunan bölgeyi pazarlamadan, o bölgelerin ürünlerini, bölgesel doğal özelliklerini, özellikle de mesela adadan bahsediyoruz ki çok muhteşem bir tıbbi aromatik endemik bitki örtüsüne de sahip. Bunları ön plana çıkarmamız gerekmiyor mu? Tabii ki yani bakın adanın adaya ismini veren mermer çok önemli bir kaynak ve yani milattan öncesinden bugüne dayanan, Roma devrinden bugüne dayanan su altında ve su üstünde çok önemli değerlerimiz var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi adanın yapısından kaynaklanan çeşitli şifa veren aromatik bitkilerimiz var. Adanın yine tarıma elverişli, özellikle zeytinciliği elverişli, bağcılığa elverişli Avşarımızda, Marmara'mızda önemli kaynaklarımız var, doğal kaynaklarımız var ve yakın tarihlerde işte bağcılık, üzüm, şarapçılık bunlar bu bölgede çok etkin bir şekilde yapılan noktadaydı. Geçen haftalarda bölgemizde faaliyette bulunan Marmara Birlik Kooperatifi'nin yetkilileriyle görüştük. Marmara'daki zeytinliklerimizin bir kısmı şu anda maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Yani zeytin üreticisi şu anda bir kısmı tabii ki hala zeytin üretimini etkin bir şekilde sürdürüyor. Ama önemli bir kısmı karlılık noktasında değerlendirdiğinde, mücadele noktasında değerlendirdiğinde o kadar yaygın olan ve çok kaliteli ürün elde etme noktasında imkanlara sahip olan zeytinliklerimizi şu anda efektif bir şekilde, karlı bir şekilde değerlendiremediğimiz ve geliştiremediğimiz noktasında tespitlerimiz var. Tabii ki burada sadece bir derneğin bir şey yapması yeterli olmayacaktır. Burada merkezi hükümetimizle, yerel yönetimlerimizle, büyükşehir belediyemizle, kaymakamlığımızla, bakanlıklarla konusuyla ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içerisinde proje geliştirmek lazım. Bunu yani Marmara adalarına hasretmek çok doğru değil. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde öncelikler var. Güneydoğu'da bakıyorsunuz bir terör sorunu var. İşte Karadeniz'in farklı bir takım öncelikli sorunları, işte seldi, heyelandı vesaire sorunları var. İşte kıyı bölgelerinin, adaların, anakaradan ayrı noktaların farklı sorunları var. Dolayısıyla bu kentleri yönetenlerin öncelik planlamalarını sıralarken bunları dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi temel bazı ihtiyaçlar var. Ulaşım gibi, ulaşımın ekonomik hale getirilmesi gibi. Şu an Marmara'dan ulaşımı çok pahalı. Ama burada ulaşım sağlayan şirketleri, bu konudaki armatörleri, gemi sahiplerini de eleştirmemek lazım. Onlara da onların da girdileri var. İşte yatırım maliyetleri var, yakıt maliyetleri özellikle var, personel maliyetleri var. Buralarda belli teşvikleri ortaya koymak durumunda olacaksınız ki bu tür kurumlar ulaşım noktasında ulaşımı daha ekonomik hale getirebilsin. Bizim karayolumuz yok. Yani bir arabanıza bindiğiniz zaman bugün işte İzmir'den Foça'ya gitmek gibi, İstanbul'dan Tekirdağ'a gitmek gibi bir lüksünüz her zaman yok. En yakın mesafede 7-8 millik ana karaya mesafemiz var. Bugün Erdek 14 mil, Tekirdağ 18 deniz mili, İstanbul'a 70-72 mil mesafedeyiz. Bu noktada bizim ulaşımımızın, gerek kara ulaşımımızın, gerek hava ulaşımımızın, temel ihtiyaçların karşılanmasında, turistik anlamda, acil durumlarda, ciddi anlamda karşılanabiliyor. Buraların önemli lojistik üsler haline geliyor olması lazım. Bakın Yunan adalarının tamamında küçük ölçekte de olsa, yani 30 metreye 700 metre uzunluğunda ufak uçakların inebileceği minik havaalanları var. Adamızda yok. Biz daha bu sene Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile bir uçuş merkeziyle koordineli bir şekilde Marmara adalarımıza bir bu ölçekte havaalanı yapılması noktasında harekete geçtik. Önümüzdeki günlerde yetkililer gelerek bu konuda çalışma yapacaklar. Marmara Adalar Belediye Başkanımızın da bu konuda bizlere ciddi anlamda yardımı ve desteği olacak. Yine son günlerde uzun zamandır
ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz heliportlar, yani helikopter iniş pistlerinin olması gerekliliği vardı. Yine Marmara Adalar Belediye Başkanlığı'nın bu konuda girişimiyle şu an bir tane avşadığımızda, iki tane de Marmara Adası üzerinde, biri Saraylar Belgemizde, biri Marmara Merkez'de, üç tane heliportun yapımı şu anda tamamlanmak üzere. Bunlar gerektiği anlarda fırtınanın olduğu veya işte deniz ulaşımının kesildiği ya da sektör adı ya da acil ulaşım gerektiği yerlerde adaya hava ulaşımını helikopterle de sağlayabilecek yatırımlar. Bunlar çok önemli ve çok değerli şeyler. Zamanında çok uzun zamandır Marmara Adası'na, Marmara Adası'na yapılamayan şeyler. Dolayısıyla son zamanlarda güzel şeyler oluyor, güzel şeyler yapılıyor. Ama bütün bunlar yapılanlar yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Önümüzdeki dönemlerde Marmara Adaları'nın doğru bir projeksiyonla, doğru hedeflere, orta vadede, uzun vadede Türkiye'nin çok önemli stratejik noktaları olmasından hareketle yönlendirilebilmesi için gerek merkezi idarenin, gerek yerel yönetimlerin, gerekirse de SACEA'nın üçüncü ayağı olan bizler gibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde adaların geliştirilmesinin, geleceğe taşınmasının yolunun açılması gerekiyor. Biz dernek olarak bu misyonu yerine getirmek için tüm altyapımızı, tüm hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde, seri bir şekilde tamamlıyoruz. Bu noktada katkı koymaya, katkı sunmaya, tabii ki yanlışların ve eksiklerin de karşısında hiç çekinmeden, korkmadan doğru bildiklerimizi söylemeye süreç içerisinde devam edeceğiz. Bu açtığınız başlıkta da şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Evet. Şimdi aslında bizler adanın en belki eski zamanlarını biliyoruz. Çünkü eski, o dönemlerde doğduk, büyüdük. Bizim için ada daha organikti. Ben adadan ayrıldıktan sonra 88 yılında falan ayrıldık. Adadan ayrıldıktan sonra ben sık sık adaya geldim, gittim. Ama son geldiğimde betonlaşan bir ada gördüm. Mesela benim çocukluğumda adada araç olmazken, bir tek traktör olurken artık yani araçlardan, yani bir ada trafiği oluşan araçlardan böyle bir sistem gördüm. Yani hani işte diyoruz ya, bir büyüme modelleri seçerken acaba seçimlerimizi mi, tercihlerimizi mi yanlış yapıyoruz? Adanın yapısı belli. Çok fazla betonlaşmaya müsait değil. Daha böyle hani o organik yapıya daha uygun, daha uyumlu, sizlerin de görüşleriniz, özellikle de eskilerin görüşleri daha farklıdır. Yeni neslin görüşleri daha farklıdır. Böyle birbirini harmanlayarak sonuçta bu öngörüleri, bu görüşmeleri sizler de gerekli platformlara taşıyan bir köprü konumundasınız. Nasıldır denklem? Neler söylüyorlar sizlere mesela? Şöyle aslında dediğiniz gibi Marmara Adası'nın 70'li, 80'li yıllardaki dokusu bugün yok. Çok sayıda Rumlardan kalma eski Rum evleri, balıkhaneler, kıyı yapıları, çok güzel bir nostalji vardı. Aslında o dönemleri yaşayan ya da yakın zamanda şahit olan bizler o dönemleri özlüyoruz. Ama işte bir dönem gelişmeyle, kentleşmeyle ve maalesef Türkiye'nin her yerinde, bugün sadece adaların sorunu değil bu, yanlış imar uygulamalarıyla ortaya çıkan bir çarpıklık var. Dolayısıyla Marmara Adaları'nda eski dönemde, yani eski şehir dokusu dediğimiz imar alanı içerisinde maalesef çok sayıda kat yüksekliği olan, birbirine çok yakın, eskiden Rum evleri varmış, tek katlı, iki katlı ahşap evler, sokakların dar olması, efendime söyleyeyim, binaların birbirine bitişik olması çok gözü yoran, rahatsız eden şeyler değilmiş. Ama siz o iki katlı, üç katlı ahşap evleri ortadan kaldırıp yerine dört kat, dört buçuk kat, kottan dolayı beş kat imar verdiğiniz zaman o evin yerinden kalkması noktasında bir beton ücube dikiyorsunuz. Ondan sonra yan taraftaki emsalden onu yapıyor. Artık bizim kent içerisindeki eski dokuya dokunmamız, daha doğrusu dokunmamız demeyeyim de müdahale etmemiz mümkün değil. Birkaç tane eski tarihi yapımız kaldı. Birkaç tane restore edilen, sahiplenince, yani gayrimenkul sahiplenince sahiplenilen, yıkılıp yerine betonarme bina yapılmayan az sayıda geçmişi, tarihi bugüne yansıtabilecek
değerimiz kaldı. Ama yerleşik doku, yani eski kent dokusu dışında adanın çeşitli yani doğu tarafına, batı tarafına doğru gittiğinizde buradaki imar uygulamalarının daha farklı olduğunu, kat yüksekliklerinin, arazi üzerindeki imar yerleşim oranlarının, mesela kent içinde %100 olan imar, bu dediğimiz alanlarda %25'ten başlayan ve %5'e kadar düşen daha düşük, hem yükseklik anlamında hem yoğunluk anlamında imar uygulamalarını gündeme getiriyor. En azından kent dokusu dışındaki diğer alanların da bu şekilde korunabileceği, en azından oradaki imar sınırlarının daha da genişletilmemesi adalarımızın korunması açısından önemli olacaktır. Bu bir. İkincisi, adalara yeni dönemde yapılacak kıyı yapılarının, işte kamu binalarının veya adanın gelişim projeksiyonu içerisinde ihtiyaç olacak yapıların da ada dokusuyla uyumlu olması gerekiyor. Mesela son bir örnek, bu konuda da bir çalışma yapıyoruz. Bundan önceki Sayın Balıkesir Valisi'ne ben bizzat arz etmiştim. Şimdiki kaymakamımızla da ve belediye başkanımızla da konuyu paylaştım. Marmara Adası'nda bir eski tarihi okulumuz var. Bir mezarlığımızın yanında bir eski orta öğretim okulumuz var. Ve maalesef o denize yakın olan okulumuz deprem yönetmeliği kapsamında yapılan çalışmalarda riskli bir yapı ve eğitimin görülemeyeceği bir yapı olarak ortaya çıktı. Okul yıkıldı ve hayırsever Marmaralı iş adamlarımız tarafından şu anda okulun yeniden yaptırılması söz konusu. Ama biliyorsunuz bakanlıkların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tip projesi var. Bugün bir kamu binası yapacağınız zaman tip projeyle bir binayı alıyorsunuz. O projeye uygun olarak yapıyorsunuz. Aslında baktığınız zaman Akdeniz'de, Ege'deki adalara kamu binaları olsun, özel mülkler olsun, adanın yapısına uygun, adaların dokusuna uygun bir şekilde yapılıyor. Ben Sayın Valiye de aktardım, Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza da aktardım. Derneğimiz bünyesinde mimarlardan, iç mimarlardan, şehir plancılarından, peyzaj mimarlarından oluşan bir ekip oluşturduk, bir komisyon oluşturduk. Kabulleri halinde mesela adanın ön görünümünde olan ve eski bir yapı olan hükümet konağımızın hemen bitişiğinde oluşacak bu eğitim kompleksinin çevre düzenlemesini, dış cephesini, iç mimarisine katkı sunabilecek adanın dokusuna uygun bir dış mimariyle, dış görünümle inşa edilmesini sağlayacak bir destek hazırlığımız var. Ve şu an henüz harfiyat aşamasında bina ortaya çıkmadan önce adamızın bu kamu binasının, bu eğitim kurumunun ada dokusuna, adanın dış görünümüne, kent görünümüne uygun hale getirilmesi için derneğimiz bu yönde bir çalışma yapıyor. Bunu yakında resmi olarak da valiliğimiz, bakanlığımız ve hayırseverlerimizle paylaşıyor olacağız. İşte bu tür katkıları sunmaya çalışıyoruz. Yani bir şey yapılıyorken onun ada dokusuna, ada motifine, adanın dış görünümüne daha yakışacak, daha oturacak bir yaklaşımla yapılmasını, uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu kentin bütününde bundan sonra gerek yerleşim amaçlı, gerek hizmet amaçlı yapılacak tüm yapılanmalarda uygulamak mümkün olabilecektir. Yeter ki ilgililer, yetkililer bizi bu noktada dikkate alsınlar. Bu noktada ortaya koyduğumuz kaynakları değerlendirebilmesini. Hep beraber, evet. Ada için elini taşın altına koyan herkese buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Gerçekten Avşar Adası, Ekinlik Adası, daha onları konuşamadık, bir de Paşa Limanı var. Aslında adalar günlerce, haftalarca programlara da yayılabilir inşallah. Ama bu sene gelemedim. O yüzden çok üzgünüm. Bakalım, belli olmaz. Önümüzdeki süreçte gösterecek ama adaya geldiğimde daha yakından izleyicilerime de göstermek isterim. Şimdi çok özür dileyerek programımızı kapatmak zorundayız. Konuşacak daha çok fazla konumuz var ama bizi izleyenlere ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkan, ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta bizlerle adayı değerlendirdiniz. Bir sonraki programlarımızda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.